Merhaba arkadaşlar, ben Okan Bal. Bayramınızı kutluyorum öncelikle. Bugün Master of the World oynayacağız. Çok detaylı ve güzel bir oyun. Bir ülkeyi yönetiyoruz. Yani her türlü detay var oyunda. Zaten oynarken göreceksiniz. Evet, açılış ekranı bu. Benim ülkeye geldiğimi bildiriyorlar. Ülkenin başına geldiğini daha bilmiyorlar. Oyunda Türkiye'yi aldım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Her türlü gelişimi yapacağız. Oyundaki ilk amacım yerli üretimi arttırmak ve dış ülkelere satmak. Yani hem sanayi anlamında hem de tarım anlamında ülkemizi ilk beşe sokmak amacım. Evet, solda bakanlarımız var. Ne diyor? İşsizlikle savaş. Tamam da savaşacağız. Şimdi ilk olarak işe gelelim. Evet, çalışma alanında. Evet, işsizlerle ilgili gelişmeleri hatırlıyoruz. Yani bu şey demek, işsiz insanların iş bulması anlamına gelen bir şey. İşsizin işsiz, işsiz. Ya söyleyemedik vallahi, bir de ülke yönetiyoruz. Şimdi sağ üstte 150 yazıyor, o bizim desteklenme sayımız. Yani o sayıyı elinin üstüne tutmak her zaman iyidir. Bu ne? Amerikalı birisinden ülken risk altında diyor. Birazdan düzelteceğiz. Şimdi Amerika'yla bir anlaşma imzalayacağız, yani ticari bir anlaşma. Bu arada oy sayımız 155 oldu, desteklenme sayımız. Bu güzel bir şey, daha ilk geldiğimiz andan itibaren bu sayının artması çok iyi. Şimdi görüşme randevusu alıyoruz. Yıl 2013 olduğu için oyunda tabii ki Barack Obama var, Amerika'nın başında. Evet, biraz Türkiye'ye bakalım. Yakından bakalım. Evet, İstanbul bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük şehri tabii ki. Evet, Sultanbeyli de var oyunda. Bu ne? Ülken risk altında diyor. Yani sürekli mesajlar geliyor dış güçlerden. Evet, şimdi ilk önce eğitim alanında bir gelişme yapalım. Benim en çok önem verdiğim şeylerden biri eğitimdir. Eğitime gelelim. İlk önce öğretmenlerin eğitimini mi arttırsak? Bir sürü seçenek var. Evet. Buradan öğretmenlerin eğitimini artıralım. Tamam. Sonra birkaç seçenek daha artıralım. Tamam. Okey. Bunların hepsi gider tabii ki. Ekonomiye yük yani. Ama bunları da yapmak zorundayız tabii ki. Yani ülkemizin gelişmesi için şart bunlar. Oy sayımız evet %96 oldu ve resim aldım. Şu an bence çok iyi bir yoldayız. Biraz zaman da geçsin. Yani zamana yaymak lazım bu gelişmeleri. Evet, hızlandıralım biraz. Zaman geçsin. Şimdi bir tane petrol istasyonu kurmak istiyorum. Yani enerji alanında da güçlü olmak lazım. Evet, enerjiye tıkladık. Buradan oil platform olması lazım. Evet, aşağıdaymış. Burada tıklıyoruz buraya ve yerini seçiyoruz. Tam burası güzel, tamamdır. Evet, şu an halkın desteğini aldık. Yani halk arkamızda şu an. Yavaş yavaş gelişmeleri arttıracağız. Bunun zamanına yayacağız tabii ki. Şimdi bölge geliştirmesi yapalım. Buradan evet, sağlık geliştirmesi yapalım. Bir tane hastane yapalım. Artıralım. Tamamdır. Çünkü birden yüklenirsek ekonomiye bayağı bir zararı oluyor. Şimdi iç güvenliğe gidelim. Polis kısmına geldik. Buradan kendi sarayımızın güvenliğini artırıyoruz, yani evimizin. Çünkü ileride darbe olursa ya da halkın desteği azalırsa güvende olmak için artırıyoruz. Ve yol trafik polisini artırıyoruz. Tamamdır. Şimdi oy sayımız %99 oldu. Yani şimdi seçim olsa mecliste bayağı bir üstünlük sağlayacağız. Evet, şimdi ne yapsak? Kültürü geliştirebiliriz. Evet. Kültüre geldik. Bir ülkede tabii ki kültürün gelişmesi şarttır. Buradan tiyatroyu artıralım. Ondan sonra sirk, evet, sirke bir puan verelim. Ülkede sıfırmış yani sirkler. Evet, müzikal şeyleri arttıralım biraz. Bu kadar yeter, tamamdır. Çok da yüklenmeyelim. Evet, kısa sürede oy sayımız %100 oldu.
Halkın tamamımız bizi destekliyor şu an. Türkiye rol model diyor. Ekonomide. Çok güzel bir gelişme bu. Tabii ki şimdilik yani ekonomi biraz tabii ki zarar görecek birazdan. Yatırımları falan arttıracağız. Oyun İngilizce arkadaşlar. Yani keşke Türkçesi olsaydı. Daha iyi oynasaydık. Çünkü çok yazı var oyunda. Evet, gazete haberleri bu kadardı. Şimdi de evet araştırmaya gelelim. Buradan bilime odaklanacağız arkadaşlar. Bilimsel araştırmaları yükselteceğiz. Bayağı çünkü düşük gördüğünüz gibi. Güçlü bir ülke olmak istiyorsanız bilime önem vermek zorundasınız. Şimdi tarıma geldik. Başlıyoruz desteklere. Elmaya hepsine 1 milyon destek yapacağız. Elmaya yaptık. Ondan sonra pamuğa yapıyoruz şimdi. Neredeydi? Tamam. Subsize yapıyoruz. 1 milyon destek hepsine. Confirm. Evet. Kim bu? Evet. Görüşmek istiyormuş. Tamamdır. Şimdi hızlandıralım zamanı biraz. Zaman geçsin. Oy sayımız hala %100. Çok güzel bir şey bu. Evet. Ülkenin doğusuna bakıyoruz. Yani terör şeylerini görebiliyorsunuz. Ülkemizin büyük bir sorunu. Bunları şimdilik ellemiyoruz. Ülkeyi biraz daha güçlendirdikten sonra, evet güzel iş diyor. Ülkeyi biraz daha güçlendirdikten sonra bunları el atacağız arkadaşlar. Evet, madem %100 olduk, biraz vergileri arttıralım arkadaşlar. Buradan silah vergisine gidiyoruz ve silah vergisini 10 kademe arttırıyoruz. Yani bir rev basınca 10 kademe arttırıyor. Silah vergisi yeter. Tamam, onaylıyoruz. Çünkü silah vergisi demek hem halkın onayını alıyorsun hem de sana fazladan gelir geliyor. Çok güzel bir Sure. şey. Evet, Obama ile görüşmeye başlıyoruz şimdi. Şimdi Amerika'ya ürün satacağız ki ekonomi yükselsin. Evet, buradan ürün seçeceğiz şimdi. Evet, buradan otomobil parçasını seçtik. Bunu olmadı. Ne seçsek? Buradan çay, evet çay satalım. Evet, sent diyoruz ve 5 yıllık anlaşmayı imzalıyoruz. Evet arkadaşlar, ülke büyüyor şu an. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye. Evet. Evet, şimdi biraz zaman geçsin, ilerletiyoruz. Zamana yaymak lazım yani. Well done. Evet, You have just anlaşma signed your başarılı first. oldu diyor. Tamamdır. Bu tarz anlaşmaları fazla fazla yapmak lazım çünkü ekonomi iyi olmazsa geliştirmeleri yapamıyoruz. Evet, biraz ülkeye bakalım. Şu an her şey iyi gözüküyor yani. En azından benim için. Sayın Okan Bal için. Evet, buradan Army'ye bakalım. Asker sayımız gözüküyor burada. Gördüğünüz gibi her türlü tank, helikopter, uçak sayısı var. Buradan şimdi gizli servise geldik. Şimdi ajan sayısına bakıyoruz. Bunları azaltalım biraz. Çünkü bu kadar gerek yok yani. Örneğin Japonya'da bu kadar gerek yok. Azaltalım. Meksika'dakini azaltalım. Ondan sonra Güney Kore'yi azaltalım. Tamam, bu kadar yeter. Kalsın, Amerika'da kalsın. Şimdi ben Suriye'de başlatmak istiyorum. Suriye'ye bakalım, bu da var mı? S'ye geldik ama çıkmadı niyeyse. Neyse, ülkesinden bakarız. Gizli servisi Suriye'ye yönlendirmek istiyorum. Çünkü bunlar bizim komşumuz arkadaşlar. Bunlardan haberdar olmak lazım. Buradan basıyoruz. Kaç kişi oldu? Buradan şimdi terörist gruplara destek diyelim başta. Ve 10 yapalım burayı. Tamamdır. Yani yakında bu terörist gruplara silah ve para yardım yapabiliriz. Umarım kamyonlar yakalanmaz bir kişi tarafından. Neyse, geçelim bunu. Arkadaşlar, her şey devletin bekası için. Suriye zaten karışık bir ülke. Çok bulaşmamak lazım. Uzaktan böyle yani. Uzaktan gözetleyeceğiz onları. Evet, bunlar da ülkemizdeki terörist grupları. Bunlarla sonra uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi bir şey yapmıyoruz bunlara. Çünkü şimdi uğraşırsak bayağı bir ekonomi gidecek oraya. Şu anlık ekonomiyi başka alana yönetmek istiyorum ben. Daha çok üretime yönetmek istiyorum. Ona sonra bakacağız arkadaşlar. Evet, halkın desteği %100 şu an hala. Şimdi evet, burada bir tane Amerikan üssü var. Hani gerçekte var mı bilmiyorum İzmir'de. Bence yoktur. Yani gerçek dışı bir şey bu. Çünkü Adana'da var incirlik üssü sadece. Başka var mı bilmiyorum. Evet, geçen uçakları gösteriyor. Çünkü biz NATO ülkesiyiz yani. Bu üslerin olması normal arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar ben İstanbul'a bir tane havaalanı yapmak istiyorum. İstanbul'a yakışır bir şekilde. Nerede? Evet.
Burada evet bu. Orta derecede bir tane havaalanı yapmak istiyorum. Nereye yapalım? Avrupa yakası mı olsun, Anadolu mu olsun? Evet, Anadolu. Evet, Avrupa olsun arkadaşlar. Buraya yapalım üstümüzü. Tıkladık ve 300 gün içinde bu olacak büyük ihtimal. Yani bir sene içinde olacak. Çalışmalar başladı. Bu bittiği zaman ülkenin standardı yükselecek. Biraz daha ilerlersek nükleer santral de yapmak istiyorum. Çok büyük bir enerji kaynağı olacak. Ama tabii ki halkın desteği biraz azalacak. O yüzden yavaş yavaş ilerleteceğim bunları arkadaşlar. Evet, bir anlaşma için geldi. Demokratik Cumhuriyeti. Kabul ettik arkadaşlar. Tamam dedik. Ve oylarımız yine aynı artmaya başladı, yani %100 geçmiyor ama artı derece oluyor tabii ki. Evet, şimdi anlaşmalara devam edelim. Rusya ile anlaşma yapalım. Rusya'ya ürün satalım arkadaşlar. Anlaşma tarihini yapalım Putin ile. Evet. Bakın, ben normal oynadığım halde hem Rusya ile hem de Amerika ile anlaşma yaptım. Yani nasıl içimize işlediyse bu denge politikası çıkmıyor arkadaş. Evet, şimdi enerjiye geldik. Enerji alanında yatırımlarımızı artıracağız. Benzine 1 milyon dolarlık bir yatırım yapalım. Ondan sonra endüstriye gelelim. Buradan rastgele çoğuna destek yapacağım arkadaşlar. Olmayan şeyler özellikle. 1 milyon dolarlık hepsine destek yapalım. Ki bunlar gelişsin arkadaşlar. Yani ülkemizin gelişmesini istiyorsak bunları mecbur yapacağız arkadaşlar. Ekonomiye zarar oluyor ama yapacak bir şey yok. Su temini şebekesi. Anlamadım ama destek sağlıyorum. Ülkemize yokmuş. Ondan sonra bakalım video oyunlarına destek yapalım. Şartı yani. Sevdiğim bir alandır kendisi. Sonra tank, evet, tanklara 1 milyon dolarlık destek hibe yapalım. Ne olmuş? Evet arkadaşlar, helikopterimiz Afganistan'da düşmüş maalesef. Bu bize eksi olarak yansıyor. Yani halkın moralini bayağı bir düşürüyor. Yani niye orada asker var derseniz, NATO'da olduğumuz için mecbur asker gönderiyoruz oyunda. Çıkma seçeneği var mı bilmiyorum ama çıktığımız zaman da eksi puan olarak yansıyor. Bu arada üçüncü çocuğa yapana verilen parayı artıralım ki ülkenin nüfusu artsın. Güçlü nüfus, güçlü Türkiye. Nüfusun en az 100 milyon olması lazım arkadaşlar. Çünkü bilim adamı yetişecek, asker yetişecek, doktor yetişecek, öğretmen yetişecek, siyasetçi yetişecek. Ya bunlar için nüfusun artması şart. Buradan şeye bakalım, diğer organizasyonlara. Evet, burada Avrupa Birliği var arkadaşlar. Şimdi başvurmayacağım buna, sadece göstermek için tıkladım. Evet, şu an ekonomi düşüşte arkadaşlar ama toparlayacağız yani, bu iş bende. Merak etmeyin, bana güvenin arkadaşlar. Hosting'e baktık. Burada ev sayılarını görebiliyoruz. Kiralık evler falan, politikalar var burada. Bunlara karışmıyorum, hiç ellemiyorum. Evet, zamanla biraz ilerletelim arkadaşlar. Hızlansın oyun biraz. Belli olsun yani oy sayımız kaç, ne oluyor ülkede, gelişmeler rastlanın. Evet, Suriye'ye bakıyoruz. Örneğin bildiğimiz yerler var mı? Burayı bilmiyorum. Rakka var. Evet. Bildiğimiz yerler. Yani buralar ileride karışabilir. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, silah vergisi meclisten geçmiş. Oyumuz düştü ama bu mecburdu yani, bizim gelirimizin artması için bu mecburduk buna. Buradan polise tıkladık. Buradan artıracağımız bir şey var mı? Bakıyorum. Şimdilik yok gibi arkadaşlar. Çıkalım buradan. Ondan sonra spora gelelim. Sporda artırmak istediğim şeyler var. Örneğin bu iki kısmı artıralım arkadaşlar. Genç sporculara destek çıkalım. Çünkü hem şimdilik oyumuz artıyor hem de ileride, örneğin bir tane sporcu olimpiyatlara gitti ve birinci oldu. Bu bizim oyumuzu daha çok arttırıyor. Popüler yapıyor bizi. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu bir seri haline çekeceğim. Şimdilik ülkeyi geliştiriyoruz. İleride farklı adımlar da atacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.